Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuz arkadaşlar Rise Online'dayız. Rise Online'da oyundaki bütün zindanlara girdiğimiz zaman klan zindanı ayrı tutuyorum. Çünkü klan zindandan para olarak herhangi bir şey gelmiyor. Sadece bir boss var onu kesiyoruz. O drop atarsa klan payı oluyor. O yüzden klan zindanı hariç tutarak solo zindanlar, grup zindanlar ne verecek? Çarın üstünde para şu an 22k para var sadece. Herhangi bir item yok arkadaşlar bütün zindanlara gireceğim bu videoda premium royal premium aslında premium'ün çok bir farkı yok ama yine de bilginiz olsun diye söylüyorum. Elite premium veya royal premium olarak girseniz de çok değişen bir durum olmuyor. Drop işini saymıyorum zindanlardan. Ne kadar para gelecek? Girdiğimiz bütün zindanlardan ne kadar pot gelecek? Buna bakacağız arkadaşlar. Yani zindanların standart attığı para ve pot bize bir aydan ne kazandıracak bu videonun amacı bu ekstra atacağı droplar tamamen şansınıza bağlı değişecektir. Şuradan zindanları göstereyim ilk olarak. Zindanlara geldiğimizde arkadaşlar Land of Despair ilk e, oyunun açılan zindanlarından 55 levelde en e, düşük seviyede giriş buna. Sonrasında Darkness Cavern var, e, Svaland var. bunu Svaland en son geldi bunlar solo zindan hepsi. E, ondan sonra grup zindanlarımız var. Dragon Lair var ve Kaleptancim var. Bu zindanlarda drop çeşitlilikleri zaten görüyorsunuz. Hepsinde farklı. En muazzam Kalep Dungeon'da drop çeşitliliği tabii ki de alabilirsiniz ama bunlar hepsi ütopik droplar. Burada amacımız bu droplar değil. Onu söyleyeyim bir kez daha. Ben bu e, Land of Despair'e iki kere gireceğiz. Darkness Call'ın bir kere giriş, Svalant bir kere giriş, grup zindanlarda birer kere giriş olmak üzere arkadaşlar. Toplamda 5 ayrı zindana altı kez giriş yapmış olacağız Land of Despair'e iki kere gireceğimiz için. Totalde ne verecek bu zindanların hepsi? Buna bakacağız. Şimdi ilk olarak bir Ditvalley'e geçeyim. Grup zindanlara de gireceğim. Zindana giriş için buradan eşleş yapabilirsiniz. Zorluk seviyenizi seçip de e, de girin grup zindanlara. Orada giriyor genelde herkes. Oto e, eşleş yaparsanız random bir partiye girersiniz. Ama e, özellikle kalep e, zor olduğu için buna dışarıda partiye girmenizi tavsiye ediyorum. Yeni başlayacaksanız şayet. E, bunlar zaten son olduğu için bunların zorluk seviyesini seçip seçip direkt gireceğiz. Şimdi çok uzatmayalım. Hemen bir Ditvalley'e geçeyim. En zor kalepten başlayıp sonra dragon ondan sonra solo'lar olmak kaydıyla ne alacağız bakalım. Hard kalep için partiyi bekliyoruz arkadaşlar. Şu an son iki kişi var. 2 kişi daha partiye geldiği zaman içeri gireceğiz. Girelim bakalım ne kadar hard kalepten totalde para gelecek. Üstünde şu an sadece 13k para var başlangıçta. Evet arkadaşlar kalepteyiz şu an. Şöyle de bir foto ee, da göstereyim. 428 kırmızımız 579 mavimiz var başlangıçta. Şimdi bir kesmeye başlayalım. Paramız çıkışta ne olacak? En son bosta ne kadar olduğunu göstereceğim. Ee, kalep için. Kalebin hard seviyesi bu arada. Easy, hard, hell, dit olarak zindanlar 4 seviye var. Kalep'te de Seviyeler arası çok öyle abartı bir para farkı olmuyor. Drop artışı, eks artışı oluyor diyerekten söylenen ama para artışı hani öyle bir 1 milyon verirken 5 milyon verecek durumu yok. Yani onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkışta paramıza bakacağız. Ne aldık? Birinci kutumdan Superior mana potu aldım. 32.5k devam. Token geldi arkadaşlar şansımıza onu da göstereyim arada ee, aradaki bostan token aldık yarım token yani fena değil bir roko token olduğu zaman üstüne biriktire biriktire harcarız. Evet arkadaşlar kalep son bostayız nightstar kardeşime de selam olsun kerim kardeşime yatanlar olmuş lan altında. Kalep dungeon şu an için para olarak bossu da keselim parayı göstereyim repair yapmadım girerken repairim sıfırdı herhangi bir eksiğimiz yoktu yani tam girdik. İlk zindan olarak ne kadar paraya ulaştık hemen. Kalebi yıktığımızda bir de drop alırsak 10 numara olur var ya tadından yenmez ama. Bugün musluklar açık gibi drop geliyor pas alttan görüyorum ama bize bir şey gelir mi? Orası muamma tabii. Evet arkadaşlar kalebi de bitirdik. Kutumuzu açalım. Ver kardeşim. 32,5 kayla uğurluyoruz. Bir şey alan oldu mu? <laughs> olmadı. Arkadaşlar kalebin bize verdiği şu an para olarak baktığımızda direkt 340k paraya ulaştık. 13k üstümüzde vardı. 330k diyebiliriz. Fena mı? Fena değil. Şimdi diğer zindanlara bakacağız. Burada dragon var arkadaşlar. Kalevi bitirdik. Parti kurmayı bekliyoruz. Bugün biraz sakin parti kurulumu. Normalde çok beklemeyiz ama 10 gibi başladık zindanlara bu arada. Hani bu iki grubu bitirirsek sololar zaten çok sürmeyecek. Şimdi şuna da bir girelim bakalım ne göreceğiz. Evet arkadaşlar Dragon'a da girdik. Dragon'un başlangıcında yine zaten bir öncekinde 340k tamamlamıştık. Hemen bir repair'imizi yapalım. Ne kadar gidecek repair'e? Ee, direkt şöyle silah yapıyorum. 324k başlıyoruz. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Burada genelde ilk oda bu desperateler ve bir sonraki ogreler kesilmiyor. Hani ogreler ve bunlardan çok öyle afa gibi para gelmeyeceği için yani durumu çok değiştirmeyecek esasen ama yine de bilginiz olsun diye söylüyorum. Hani burayı da eğer kesiyorsanız keserseniz o zaman belki bir 10k 20k 50k neyse etki edebilir. Genelde bakın şu an kapı açıldı. Kapı açıldığı gibi direkt herkes ikinci odayı da es geçip köprüden geçiyoruz. Hani bunu daha çok e, artık en son dit modda girip de e, leveli tamamlamış oyuncular yapıyor. Level kasılacağında veya level cap olduğunda tabii ki de bunlar da kesiliyor. Ama dediğim gibi çok öyle bir parayı aşırı etki eden bir durumu yok. Devam edeceğiz. Bakalım sonunda ne kadarla çıkacağız. 324k paramız var şu an. Evet arkadaşlar Dragon'u da kestik. Bakalım bu bir şey verecek mi? Açıyoruz. 32.5K ile yarışmacılara başarılar diliyor. 575K'ya ulaştı. Totalde e, önce sololarımızdan sıvalandı yapacağım. Sonrasında e, Darkness yapacağım. Sonrasında da diğer Land of 2 tane Despair'imiz var. Onları yapacağız. Bitireceğiz. Bakalım ne kadar paraya ulaşacağız arkadaşlar. Svalant'tayız dostlar. Svalant'ta da bir repair'imizi yapalım. 571k paramız var. Ok da tamamlayayım. Okumuz da azaldı. Şöyle repair'imi yaptım. Bir 4 kda da ok alalım. Onu da tamamladık. 562K. 554K'ya düştü pardon. Başlıyoruz Svalan'da da. Bunun boss'unda da bakalım ne diyecek. Svalan'ın boss'undayız arkadaşlar. Bakalım. Drop alabileceğiz mi? Drop alamasak da parayı alıp ne kadar ulaşacağız onu göreceğiz. Bu arada bir araya klan zindanı da şayet kesebilirsek onu da sıkıştıracağım. Yani normalde saatimiz her gün 23-20'de kesiyoruz yeterli sayıya ulaşırsak bir 22-23 kişi olduğunda rahat kesiliyor klan zindanı. Onu da gösteririm videoda kesebilirsek. O videoda hani paraya dahil etmek amacıyla değil sadece klan zindanı nedir ne değildir merak eden olursa onu da görmüş olun. Hemen Andit Archmage Reis bakalım bize bir şey verecek mi? Yoksa 32.5'unu al. Gerçi bu 32.5 atıyor muydu lan? Onu da unuttum bak dur. Küçük mü atıyordu parayı büyük mü atıyordu? Açalım. Tamam para sadece para geldi arkadaşlar. Bunda gerçi şey yok doğru diğer bosslardaki gibi peri topladığı için otomatik magic otur bir an kutuyu açınca bir şey görmeyince şaşırdım. Devam ediyoruz paramızı aldık 3600 coin şu an 639k paramız oldu. Bakalım diğer kalan solo'larla birlikte ne kadara ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi araya bir şöyle zindanlardan normalde darkness'a gidecektim ama land of the spire'a bir gireyim. Ee, Klan zindana kadar bir 5 dakikada Bunu bitiririm çünkü 20 geçe Klan zindana toplanacağız Şimdi bir de buna bakalım Buradan ne kadar para alacağız Burada potlar gelecek bu arada 2 turunda 50-60 pot alırız Sonunda ne kadar para olacağını ben de merak ediyorum İlk kez deniyorum ben de de birlikte öğreneceğim Bir ayda ne kadar paraya uğraşacağız Evet arkadaşlar Lizer 1. boss'tayız 958k oldu Şimdi buradan bir 32k'mızı daha alacağız Ekstra bir şey gelir mi bilmiyorum ama 32k'yı da aldık mı 1 milyona yaklaştık bir tur daha bir tane skill book geldi bu arada. Bir tur daha buna gireceğiz. Sonrasında en son Darkness cavern'la bitireceğiz. Tabii arada bir klan zindanı uğurlayabilirim. 1 milyona ulaştık. Daha 2 zindanımız var. Bakalım potlarla birlikte falan hesap nereye gidiyor. Evet Lizard'ın ikincisini de bitirdik arkadaşlar. Kalan zindana girmedik. Yeterli sayıya ulaşmadığı için. Yani orada bir hesap karışması veya onu gösterme durumu olmadı. Şimdi bundan sonra son. Darkness Kavrona da gireceğiz ve bitireceğiz. Ne kadar geldiğini hep birlikte göreceğiz. Şu an paramız 1.345 oldu. 1.5 milyonu devireceğiz gibi arkadaşlar. Daha şunlar var gelenler var. Hepsinin hesabını en son Darkness'tan sonra yapacağız. Evet arkadaşlar Darkness'ın da boss'undayız. Son zindanımız ve bitiyor. Şimdi ne alacağız? Ne almayacağız? Drop yok. Paramızı aldık. Evet arkadaşlar. Hesaba geçelim. Şimdi 1 milyon 562 bin para oldu. Tam 1 milyon 550 k kastık arkadaşlar. 13-14 k para vardı üzerimizde. 1 milyon 550 k paramızı cebimize sadece tüm zindanların kutusundan gelen para olarak bu geliyor arkadaşlar. Paradan hariç ne aldık? Bir tane skill book'umuz var. Bunlar ekstrası ama hani hatta skill book'u da saymayayım ben. Kesin düşecekleri söyleyeyim size. Şu potlar banko düşecek arkadaşlar. Şunlar banko alacaksınız. 80'e 24 aldım ben totalde. Bunu ben 70 tane mavi, 20 tane de kırmızı olarak hesap edeceğim. Bir ay girdiğimizi düşünürsek. Evet arkadaşlar şimdi hesaba gelirsek. E, bu arada üstümdeki FP'leri yani düşen çöpleri de kırdım. Onları da e, hesaba dahil etmeyeceğim için çok hani önemli görmedim. Şuradan hemen şimdi size bir GB fiyatı olarak önce göstereyim arkadaşlar. Yani GB fiyatı olarak gösterme, premium olarak gösterme sebebimde soranlar var. Sadece zindan yapsam bile ne kazanırım diye soranlar için. E, Vatan Games sponsorumuz arkadaşlar premium fiyatını hemen e, bakarsak 130 lira. Elite premium oyunda iki çeşit premium var. Royal premium da 464 lira. GB fiyatına bakalım şimdi ne kazandık bir ayda. Ona göre kazanç olarak hani premiumu çıkartıyor mu sadece Zindanlar bile mantığıyla soranlar için GB'yi şu an vatan Gemini bizden alışı 18 Ağustos 2023'te 440 liradan alıyor arkadaşlar 470 liraya satıyor. Şimdi biz ne kazandık oyunda arkadaşlar kaba hesap yaparsak ben şuradan hemen size şöyle göstereyim. Şimdi üzerimizde 1 milyon 555 para var arkadaşlar bir buçuk milyon diyoruz buna bir ay sonunda 30 gün bize zaten sadece kutulardan düşen coin miktarı yani baktığımızda direkt 45 milyon 46 milyon safi kutudan var arkadaşlar sonrasında pot olarak baktığımızda banko bütün zindanlara girerseniz sektirmeden arkadaşlar e, ben 80 tane mavi 24 tane kırmızı aldım bunu siz 70 tane ile sabit koyun yani ben 10 tanesini sileyim şu an mavinin 70 tane banka atıyor e, 2100 tane mavi mana yapar arkadaşlar mavi mananın fiyatına bakayım hemen şuradan e, ne kadar koymuş o ne 222 tane oğlum kafam mı güzel hemen Şöyle Great Mana Potion diyelim abi. 6.235'ten en ucuz koyan var arkadaşlar. Yani bakıldığı zaman 2.100 tane olduğunda aylık bize mavi pottan gelecek para 12-13M 14'en potun fiyatına göre anlık dalgalanmalara göre 12 ile 15M arası mavi manadan kazancımız olur. Yine e, bir ay içinde günde 20 taneden aldığımızı hesap edersek 600 tane kırmızı alırız. Bu çok bir para e, olmayacak ama ona da yine bir bakalım bunun fiyatına kadarmış. Eee... Bunu bayağı bir düşürmüşler. 3K'dan yani bundan kazancımız 1 milyon olursa olur. Kısaca şöyle yuvarlak hesap yapayım ben arkadaşlar. Potlardan totalde bir ay sonunda da aldığımız 15M dediğimizde 45M nakitin üstüne 15M de bunu koyduğumuz zaman 60M para geliyor bize. Sabit olarak sadece bütün zindanlara günlük girdiğimizde premium fark etmiyor. Royal olur, elit olur. İkisinde de aynı parayı alırsınız aşağı yukarı. 60 m cebinize koydunuz. Peki 60M ne kadar yapıyor? Hemen ona bakalım. Premium'u çıkartacak mı? Ben de Royal var mesela. Benim Premium'u çıkartacak mı? Bakalım. 60M dediğimizde şu an vatan yerine satacak olsak arkadaşlar 264 lira para yapıyor. Premium'un fiyatı ne kadardı? Royal Premium olarak baktığımız zaman Royal Premium'un fiyatı da 464 liraydı. Yani bir 200 liralık açığımız kalıyor. Eğer ki... Sadece para hesabı yaparsak bu söylediğim. Bunun dışında tabii e, elit premium kullanıyorsanız 2 aylık Premium çıkartıyorsunuz. O da var. Sadece zindan yaparak 2 aylık Premium çıkartıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu hesapta sadece kazancı söyledik. Peki gider ne arkadaşlar? Gidere bakalım. Giderde de 220-230 tane mana içtik. E, 220 tane içtik ortalama. E, yine bir 200 civarında 200'den bir tık az kırmızı içtik. E, toplamda ne oluyor? Ayda da 10 günde 2200 desek 6500 civarında mana içiyoruz arkadaşlar. Bir 4 4.5k da kırmızı içiyoruz. Yani totalde 10k mana içiyoruz arkadaşlar. Böyle bir okçunuz varsa, böyle bir çarınız varsa atağı göstereyim. Böyle bir atakla, böyle bir itemi olan, böyle bir defans olan okçuyla oynadığınızda 10k kadar mana masrafınız oluyor. Sadece potlardan ve kutudan düşen paradan ise kazancınız 60 milyon oluyor arkadaşlar. Yani e, farm durumu olarak merak edenler için hesap bu. Tabi burada ekstralar var. Ekstralar neler? Girdiğiniz zindandan skill booklar. Mesela bir ay sonunda kimine 10 gelir, kimine 5 gelir, kimine 30 gelir. 30 skill book gelse 30 milyon şu anki paradan bahsedersek. Ekstra olarak şanslısınız. Bir Storm alırsınız. 2 GB zaten 2 aylık, 5 aylık Elite Premium mantığıyla giderseniz Premium'u çıkartır. Daha da şanslısınız. Kalep zindandan bir belt, bir pendant alırsınız. 15 GB, 20 GB. 8 bin liralık item olur. Yani bakıldığı zaman zindanlardan gelecek ekstra droplar değil. Sadece para olarak ve sadece pot olarak ne kazanıyoruz bir ayda. Bunu anlatmaya çalıştım videoda. Harcadığımız pot masrafı bu. Gelen pot ve para bu. Burada değer mi değmez mi sürekli yapmayla şansınız var drop alır mısınız almaz mısınız bunun kararı yorumu sizde arkadaşlar isteyenler için bu şekilde anlatmaya çektim anlatmaya çalıştım ve çektim gösterdim eksi soranlar var tüm zindanlar ne kadar eksi veriyor diye bunu ben şu an çekemeyeceğim arkadaşlar yani çekemiyorum neden levelin 85 %100 eksi alamıyorum zindanlardan olası ileride bir level cap gelirse o zaman onu da çekerim ama tabii ki level aralığında ve premiumun %10'luk farkına göre de veya %5, verdiği yüzdeye göre de değişeceği için o çok net bir sonuç vermeyebilir ama yine de dediğim gibi onu da ileride eğer ki bir level cap gelir almaya başlarsak sindanlardan yeniden onu da göstermeye çalışırım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım, yorum bırakmayı unutmayalım. Yorumlarda yazın. Hani ben giriyorum şu kadar pot harcıyorum. Presto oynuyorum, varıyorum, mage oynuyorum. En azından diğer sınıfları oynayacak olanlar ya da oynayanlar da kendisiyle o şekilde kıyaslama yapabilir. Atam şu bu kadar pot harcayıp, bu kadar kazanıyorum gibi yazarsanız, drop alıyorsanız, onlara da yazarsanız en azından daha net Belli olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.